Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün köftegiliği yapacağız. Köftegiliği ne dersiniz? Biz Yozgatlıyız ve babaannem sürekli bize akrabalara bu yapacağım giliği yapar. İç Anadolu'da bazı şehirlerde zaten yapılan bir şey. Herkes bizim tarifimiz diyebilir buna. Şimdi malzemeleri ekleyerek başlıyorum. Toplam 850 gram tavuk göğsünü blenderdan geçirdim. Kıyma haline getirdim. Tavuk kıymasını ekliyorum. Şimdi laf edenler olabilir, tavuk ve kırmızı et beraber kullanılmaz diye. Fakat babaannem bize sürekli ikisini beraber kullandı ve biz yedik, zehirlenmedik. Sorun olmadı. Böyle lezzeti güzel oluyor. Tek tavukla yapınca biraz daha sert olduğu için biz ikisini beraber kullanıyoruz. 250 gram yağlı dana kıymayı ekliyorum. 2 adet büyük boy soğanı blenderdan geçirdim. Soğanı da ekliyorum. Babaannemle bu videoyu beraber çekiyoruz. Bu bulguru ya da düğüyü babaannem anlatsın. Kurtek düğü alırız biz. Evet. Bunu bir süsü alırız yani. Bizim orada süsü çekilir kurtek düğü. Tanesi büyük oluyor. Farkı o. Normal düğüden. Evet, bulgurdan ufak, öteki düğüden al. Toplam 5 bardak. Şimdilik ekleyeceğim. Daha fazla isterse babaannem eklemeye devam edecek yoğururken. Biraz yarım koyduğum için biraz daha ekliyorum. 5 su bardağı kalın düğüyü de ekledim. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum. 1 tatlı kaşığı köfte baharatı, 1 tatlı kaşığı kimyonu da ekliyorum. 1 yemek kaşığı dağ keki, 2,5 yemek kaşığı da reyhan var. Bunu bilerek yakından gösterdim nasıl olduğunu görün diye. Onu da ekliyorum. Tuzunu siz kendinize göre ayarlarsınız. Ben şimdilik bir miktar ekleyeceğim. Daha fazla isterse eklemeye devam edeceğim. Ben öncelikle yoğuracağım, sonra babaanneme bırakacağım. Bu işin ustası babaannem. Babaannemden daha iyi yapan ya da babaannemden başka yapabilen görmedim. Yapınca nasıl bir şey olacağını göreceksiniz. Yoğurmaya başlıyorum. Normalde bunu tokmakla mı yapıyoruz babaanne? Evet, köyde zaman yapıyorduk ama şimdi binalarda doymadığını yapamıyoruz. Ses oluyor diye binalarda yapamıyoruz. Onun için elle yapmaya babaannem alışmış. Biz bu kadar iyi yapamıyoruz yani. Babaannem yapabiliyor bunu en güzel. Ben de ustasına birazdan bırakacağım. Babaannem bulgur eklemeye devam ediyor. İki bardak daha ekledik. Daha fazla eklersek söyleyeceğim. Toplam 7 bardak oldu. Tokmakla dövsek böyle döveceğiz. Normal çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz. Babaannem birazdan tamamen nasıl yoğurduğunu gösterir. Etleri hiç pişirmiyoruz ama çiğ köfte gibi düşünün. Etli çiğ köfte gibi. Yaptıkça içinde pişiyor. En son zaten kızartma yapacağız. Babaannem de bu arada bir bardak daha bulgur ekledi ama çaktırmadan. Bunu iki türlü yapabiliyoruz. Ben kızarmışını seviyorum. Kızarmışının tarifini vereceğim. Bir tane de örnek olarak ocakta nasıl yapılıyor onu da gösteririm tarifin sonunda. Ben son kez topluyorum. Sonra babaannemi bırakacağım. Babaannem tamamını yapmaya başlayacak. Ne oldu o yanısın babandan? Kalmasın mı? Yapayım mı? Yapayım ben. Yapmayayım mı? Yapıyorsan ya yapayım. Yok yapayım yapmayayım mı? Babaanneme bırakıyorum. Ustasına bıraktım işi. Babaannem yapmaya başlıyor. Hadi kolay gelsin. Hadi bakalım kolay gelsin. Evet. Bismillah reis. Asıl böyle yapılıyor işte. Ben bu kadar becerikli olmadığım için. Ustalar beni beğenmez. Benden ustaları var iyi de. Herkes kendine iyi diyordur tabii, o ayrı konu. Böyle yaklaşık ne kadar yapacağız babaanne? 10-15 dakika olur. 10-15 dakika yaptıktan sonra videoya devam edeceğim. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Yöntemi yakından yeniden göstereyim. Sonra görüşürüz. 5 minutes later. Köfte sert olduğu için su ekliyoruz. O da yumuşatıyor bulguru. Arada bir sert edeceğiz, az az su oluyor şöyle. Yumuşasın diye.
Bunun da miktarı yok, tuzun da miktarı yok. Siz tuzu kendi hasadınıza göre, suyu da köfte yumuşayana kadar yapabilirsiniz. He, azar azar olacak. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Köftemiz hazır. Şimdi şekil vermeye geçiyor babaannem. Önce elini suya batırdı. Şekil vermesi kolay olsun diye. Şimdi gelik nasıl bir şey oluyor? Şekil olarak gösteriyorum. Şekil olarak böyle oluyor. Bunu da birazdan nasıl pişirdiğimizi göstereceğim. Babaannem bütün hepsini ayarlayacak şimdi. Köfte giliklerin hepsi hazır olacak. Babaannem son iki tane falan kaldı. Onları yapacak şimdi. Bu ustalığı başkasında göremezsiniz çünkü. Dalga geçiyorum sanıyor, gülüyor. Çok övdük, evet. Ama gerçekten yapıyor yani. Bu kadar el ayarıyla hepsini eşit yapabilen yoktur. Direkt eliyle yapıyor yani. Hiç ölçmüyor, bir şeyle yapmıyor. Ya da bir insanlar kapla yapıyor ama babaannem direkt eliyle yapıyor. Yaklaşık 20-30 saniye çıktı işte. Şimdi pişirme yöntemini göstereceğiz son olarak. Afiyet şimdi olsun. Pişirmeye geçeceğiz babaanne. Daha afiyet olmadı. Daha tadına bakacağız. Yiyenlere afiyet olsun. Babaannem şimdi yağda yapmayanı nasıl yapıldığını gösteriyor. Biz yağdayı seviyoruz ama babaannem gibi köyde böyle daha çok seviyorlarmış. Közde pişiriyorlarmış daha doğrusu ama biz tüpte pişireceğiz. Ya da ocakta pişirebilirsiniz. Bismillah Reis'le video çok isteyen olursa devam ederiz arada. Bismillah Reis koydum adını babaanne. Çünkü sizin ne diyeceğinizi biliyorum. Közde dediğimiz bu şekilde pişiyor. Yaklaşık 1 dakika, 100, 1 dakika, 100 pişirseniz zaten görüntüsünden anlayabilirsiniz. Birinci gilik hazır. Tabağı alıyoruz. Bu közleme gilikti. Şimdi yağda giliği göstereceğim. Ben göstereceğim onu da. Tavaya biraz sıvı yağ döküyoruz. Sıvı yağ aldıktan sonra giliği tavaya ekliyoruz. Ocakta yaparsanız daha hızlı olacaktır ama biz köyde nasıl yapıyorsak öyle yapmak istedik. Gilikler pişmeye başladı. Ters çeviriyoruz. Daha çok bekletip daha çok kızartabilirsiniz. Gilikler iyice kızardı. Yağını süzüp tabağa alıyorum. Gördüğünüz gibi nasıl kızarmış. Ben bunu lezzetli buluyorum. Babaannem diğer türlüsünü daha lezzetli buluyor. Yani ikisini de deneyeyim. Hangisi güzel siz seçin, ona göre diğerlerinin hepsini ona göre yapabilirsiniz. Hepsini yaptıktan sonra sunumda göstereceğim. Köfte giliklerinin hepsi hazır. Yakından göstereyim. Bu da bir önceki tariften yaptığımız yayık ayran. Şimdi tadına bakacağım. Moments later. Babaannem görüntüye çıkmak istemiyor ama tadına baksın. Kenardan yorumunu yapsın. Gülüyor. Şimdi yakından göstereyim kızarıklığına, şeklini. Tadına bakıyorum. Yayı hayvanları içiyorum. Tadı çok güzel olmuş. Eline sağlık oğlum. Ağzımda lokma varken babaannem beni güldürdü onun için. Konuşamadım. Zaten çoğunu babaannem yaptı yani büyük payını. Ben sadece başta görünmek için yaptım. Ama kendisi gözükmediği için yine ben yapmış gibi oldum. Biz yemeğe devam edeceğiz. Hepsi sıcak olduğu için soğutmayı istemiyorum. Ben yorum yapmadım. Gerçekten bu tada bütün akrabalar olarak bayılıyoruz. Bayağı güzel. Şu an izleyen bütün akrabalar da büyük ihtimal laf edecek. Biz de istiyoruz, biz de istiyoruz diye. Babaanneme teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Videoyu beğendiyseniz ve babaannemle ya da böyle tarifleri daha çok istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.